Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar birkaç tane siparişim vardı. Onları size tanıtacağım. Uzun bir video olmayacak. Kısa bir video yapacağım. Bakalım bu tesbihlerimizi beğenecek misiniz? Ve yapıldığı malzemeleri size göstermeye çalışacağım. Ve ölçülerinden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar burada ilk bir tesbihimi alacağım. Şöyle bakın. Şöyle. Biraz yaklaştıracağım ben bunu. Bu kırmızı ateşi malzemeden yapıldı arkadaşlar. Bunun malzemesini yine size göstereyim. Ee, şöyle A3 bir malzeme biraz koyu aslında malzeme öyle değil mi? Malzeme gerçekten koyu. Tabi e, bu ölçüsü itibariyle küçük boy olduğu için e, zamanla renk alacak ve koyulaşacak. Bu çok ışık geçirdiği için biraz daha açık gözükmekte. Fakat böyle kırmızının ee, çok e, hoş bir tonu oluşmuş arkadaşlar. Ben şahsen beğendim, görenler de çok beğendi. Ayrıca siyah ip de çok yakışmış buna. Şimdi bunun ölçülerine bakacağız ve tesbihin kimin olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Tespihimiz evet, taptaze yapıldı. Çok güzel. Bu e, yumurta kesim yapıldı arkadaşlar. Ben yine de bakayım 6'ya 10 olması lazım. Evet arkadaşlar 6'ya 10 yumurta kesim Serkan Bey'in tesbihi. Serkan Bey hayırlı olsun tesbihiniz çok güzel çıktı. Gören herkes çok beğendi. Burada benim masamda dururken gerçekten gören herkes. E, bunun gibi bir tane daha fıçı var aslında. O da e, Doğan Bey'in tesbihi ama insanlar çok beğendiler. Gerçekten çok güzel duruyor. Tabi bu e, biraz zaman geçtiği zaman e, çok güzel bir renge bul bulanacak. Şöyle koyu bir kırmızı olacak arkadaşlar. İnşallah en kısa zamanda o duruma gelir arkadaşlar. Tespihimiz böyle 6'ya 10 yumurta kesim. Şöyle bir koyalım. Evet. Güzel. Şimdi bunu kaldıracağım. Tabii şöyle düzgün bir şekilde koyacağım. Evet. Evet. Şimdi sırada aynı malzemeden yapılma. Yine e, madem zikrettik Doğan Bey'in tesbihi var. Bakın e, malzeme biraz e, büyüdükçe biraz daha koyu gözüküyor. Dikkat etmişsinizdir. Bu da 7-10 milim arkadaşlar. Çok hafif bir büyük olmasına rağmen e, yani çok hafif bir fark oluşuyor arkadaşlar. Fıçı kesim. Fıçı kesim 7-10 mm, kalın delik tok imame pala imzalı arkadaşlar e, bakın fıçı olunca mesela e, bunları da fırsat bulmuşken karşılaştıralım bakın e, fıçı olunca arkadaşlar e, çekimde gerçekten ses farkı oluyor yani Ben ısrarla bunu söylememin sebeplerinden biri bu e, bakın bir boy büyük sadece. Kamera yakın gelim. Evet, ee, maalesef dediğim gibi kalın delik ve fıçı tarzları birbirine çarptı çarpma alanları daha geniş olduğundan daha çok ses çıkartıyorlar arkadaşlar. Böyle bir tünel içindeymişsiniz gibi bir ses oluşturuyor. Şimdi ikisi de aynı malzeme. Lezzet haliyle fark ediyor. Ben özellikle mesela çünkü bu abi bu kesimi seviyor. Bazı insanlar bazı kesimleri çekemiyorlar. Mesela eline Kaba geliyor ya da elini acıtıyor. Mesela bu fıçı başkalarının elini acıtabilir. Mesela onlar da bu tarzları çekiyorlar. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bütün tespihlerimde arkadaşlar özellikle çekim lezzetine odaklanmış biriyim. Çünkü çektiğiniz tespihin yıllarca sizde kalmasını istiyorum. O niyetteyim. Muhtemelen siz de o niyettesinizdir. E, tesbihiniz e, ne kadar tok olursa mesela imamesi e, taneleri ne kadar e, kırılmaya namüsait ise o kadar iyi arkadaşlar çünkü e, ne kadar hassas çalışırsanız görseli e, çok iyi görükebilir ama malzemenin kırılganlığı artar mesela buna e, gör, görsellik açısından çok böyle uzun bir imame Tanelere daha hassas e, delik, ondan sonra uçları daha sivri vesaire. Bu çalışmaları da yapabiliriz. Zaten yapıyoruz, seven herkes yapıyoruz ama ben kendi fikrimi söylüyorum arkadaşlar. E, ben o yönde bir e, eğilim göstermiyorum işin aslı. O görsele yönelik bir eğilim aslında. Ben ise çekim lezzetine yönelik ve uzun ömürlü olmasına yönelik hareket eden bir kardeşinizim. Ben o yüzden mesela fıçı kesim, kapsül kesim, hadi bilemedin yumurta kesim, ot kesimlere ve kalın delik, tok imame o tarzlar çalışmaktayım. Ve şunu itiraf etmeliyim, uzun imame olduğunda ben tesbihi elimde çevirmekte, böyle git gellerde sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar. Uzun geliyor, beni rahatsız ediyor. Avuççularım da zaten çok büyük değil. Evet, ben kendime göre konuştum şimdi. Evet bu tesbihimizde dediğim gibi Doğan abimizin tesbihi yine A3 malzemeden yapılma arkadaşlar. Şimdi şimdi bir tane daha güzel bir tesbihimiz var. Ama kimin arkadaşlar? Hasan Ali abimizin tesbihi. Hasan Ali abimizin tesbihi D34 malzemeden arkadaşlar. Şimdi bu malzeme hakkında size anlatmak istediğim başka bir şey var. Şimdi burada siz sarım trak ya da sarı tonlarında bir tesbih görüyorsunuz. Ama malzememiz ilk çıktığında arkadaşlar böyle baktığınızda Sarı mı bu acaba, pembe mi acaba diyebileceğiniz bir tonda çıkıyor. Ee, o kadar tatlı bir tonu var ki gerçekten böyle e, rastlamadığınız bir ton ve cezbediyor sizi. Hatta e, usta bana demişti ki, e, abi demişti ya bu tesbihin bu ilk rengini görenler bu malzemenin hepsini alırlar, bu tesbihi kapatırlar gibi e, bir şeyler söylediydi gerçekten malzeme o kadar güzel ki malzemenin ilk tonları da güzel. Tabi o ilk ton durmuyor hemen arkadaşlar. Tabi çektikçe renk alıyor böyle işte sarım trak tonlara geliyor tabi ki. Bu tespihimizde yine şimdi arkadaşlar 9.5-13 milim kapsül kesim Hasan Ali abimizin tespihi. Hemen bakıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. 95 13 doğru ölçülerde kapsül kesim bir tesbihimiz. Yine bakın hep arkadaşlar benim tavsiyelerim yönünde hareket ediyorlar. Tok imame, işte pala imza, tok tepelik. Çünkü mesela bu tepeli uzatabilir, şuraları daha çok girintiler yapabiliriz. Evet, görsel olarak güzel durur ama pat diye gider arkadaşlar. O <laughs> detayı dikkatten kaçırmayalım arkadaşlar. Şimdi bu tesbihimizin bir sesine bakacağız. <laughs> evet. E, çünkü burada bir kapsül kesim var ve delikleri geniş. Onu denememiz lazım değil mi? Bakmamız lazım. Nedir? Ne değildir? Turuncu ipe dizilmiş bir de. Bak. Tam böyle atraksiyonlu kendini gösterecek bir renk. Şimdi e, biz D34 malzememizi de şöyle gösteriyorum. Arkadaşlar bakın malzememiz böyle. Tespihimiz önce turuncu sonra ilerleyen zamanlarda Allah nasip ederse bordo kırmızısına dönecek bir tesbih şimdi hemen Hasan abi senin yerine ben e, çekiyorum bakalım Hasan Ali abi diyelim ki karışmasın şöyle en son gelen tesbihlerden biri bu Hasan abi şimdi. Bu tesbihin iki gün sonra inan bana bildiğin bülbül ya bülbül olacak bülbül. O kadar güzel olacak ki hayret edeceksin. Bu tesbihin malzemesi dediğim gibi her defasında söyledim bitmek üzere ve d 33 de aynı durumda arkadaşlar. d 33 de bitmek üzere. Şimdi bu tesbihimi de koyayım bir de tek çekeyim mi ya? Çek çekelim. Evet. Bunu da böyle koyduk. Şuraya ne atayım arkadaşlar? Aklıma geldi. Bir abi söylüyordu sürekli. Allah razı olsun ondan ya. Bak bir liramızı atalım arkadaşlar şuraya. Boyu belli olsun diyor. Bakın. Şuraya koyabiliriz. Boş bir yere koyalım, değil mi? Evet. Boş bir yere koyalım. Şöyle bir TL. <laughs> Her şeyin değeri aslında bir TL, değil mi? Neyse arkadaşlar. Şimdi ee, bir tane daha var. Bir tane daha var ama bu yani gelen arkadaşlar böyle ee, gelin modunda yani gelin modunda süslü püslü bir tesbihimiz ama şöyle söyleyeceğim. Nazlı bir gelin küsen kehribar tarzında bir malzememiz D22 arkadaşlar. Küsen tarzında bir tesbihimiz. Bu tesbihimiz tabii ki Uğur Bey'in yani heyecanla beklediği bir tesbih. Uğur Bey tesbihin çıktı. Hayırlı uğurlu olsun abim. Bak tesbihine böyle biraz daha yakından bak. Bak ilk halini unutma. Bunların fotoğraflarını al muhakkak. Şimdi bunun çekildikçe gittiği rengi göreceksin, değişikliğini göreceksin. Damarların nasıl çıktığını göreceksin ve tadından yenmez artık yani. Alacaksın yanına tesbihini, eski resimlerine bakarken böyle güzel güzel bir Türk kahveni yudumlayacaksın abi. Evet, işte lezzet burada. Harika. Kırmızı ipe dizdik. E, kapsül yaptık abi. E, ne derler ona? Hemen ölçüsünü söylüyorum. 8'e 12. E, D22 malzemeden yapıldı. İlk hali bu. Şimdi ben e, şöyle deliklerini gösterecektim esasen Bakın böyle kalın delik, kalın delik, tok imame. İmame durağımızda ipi gizleyecek tarzda yapılmış. Burası ipi gizleme kısmı arkadaşlar. İpimin şuradaki düğümü var ya o düğümü gizliyor arkadaşlar. Böyle düzgün düz bir e, görüntü sağlıyor. Tepeliğimiz hakeza dayanıklı ve çabuk kırılmayacak şekilde tasarlanmış. E, olabildiğince de tabii hassas e, böyle görüntüsü de güzel olsun istiyoruz ama olabildiği kadar arkadaşlar. Şimdi Uğur Bey'in tesbihinde zemine indireceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi e, bu nazlı gelin de buraya koyalım. <laughs> Uğur abi bundan sonra sana emanet bu tesbihimiz. Evet. Bundan sonra senden sorulur. Şimdi arkadaşlar son bir tesbihimiz var. E, 12 dakikamızı doldurduk. E, son bir tesbihimiz var. Tesbihimiz e, şöyle göstereyim arkadaşlar. KUKA e, tespihimiz tabi farklı bir tasarım yapıldı. E, David abinin tespi, e, Kuka 11 x 14 ölçülerine de bakabiliriz. Bakabiliriz. Evet, evet harika. 11 çarpı 14. Bakın bu uçları normalde kitap şeklindeydi. Ben de şuralarda çizikler vardı, kitap yapraklarını andıran çizikler vardı. Ben de bir tabi dedim ki abi dedim ya biz bunu bozmayalım hiç şu kaymak gibi şey görüntüyü bozmayalım çünkü elde duruşu ve hissiyatı o kadar hoşuma gitti ki hiç oraya çizikler atmayalım kitaba da benzemesin ne olacak görüntü olarak çok güzel gerçekten. E, Tespitte normalde ben çekerken şöyle biraz daha geniş bırakıyorum ama Devi abi dedim çekim e, lezzeti nasıldır bilmiyorum muhtemelen e, hani benden bir tık düşük olabilir şey e, dar olabilir o yüzden riske girmeyelim yani e, biraz tabii ortalamanın üstünde biraz e, genişliği var ama çünkü bunun bir bükülmesi gerekiyor e, bence sınırda şu anda bükülmesi gerekiyor. Cebe girmesi gerekiyor. Bendeki normalde 3'e bile geliyor. Bak bu 3'ü zorluyor arkadaşlar. Bendeki 3'e bile geliyor. Hatta şu duruş çok hoşuma gitti. Şöyle bir resim alacağım arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Güzel bir resim aldığımı düşünüyorum. Şimdi şunu da şöyle bir güzel resim alayım. Harika. Evet. Bu kuka tespihimiz. Dediğim gibi 11x14. David abimizin tamamen elde yapılma e, fıçı kesim geniş ağızlı bakın böyle de çok atraksiyonlu güzel elde istediğiniz gibi tutabilirsiniz sallayabilirsiniz ses çıkarabilirsiniz ama sesi mükemmel kukanın e, ve narçlın e, değerini her zaman her zaman dile getiriyorum arkadaşlar çok güzeller çok güzeller ve benim için e, şöyle söyleyeyim fıçı e, şey fıçı demişim. özür dilerim benim için kuka damat Narçıl gelin arkadaşlar. Ben hep onları onlara benzetiyorum. Yani geldiğinde de bunları benzetiyorum. Ee, evet gelin ve damadımızdan damadımız burada ama nasip olursa e, gelinimiz de yapacağız böyle bu tarza benzer gelin yapacağız bakalit yapacağız e, gerçekten sevdim David abinin modelini de böyle yaşatmış oluruz çok hoş oldu e, bu tarz çalışmalar eskiden beri çok e, uzun zamandan beri var. E, ama işte e, çok yaygın değil tabii ki tesbih olarak. Tabii daha yaygın. Tesbih de yapıyoruz. Bunları da yapıyoruz. E, sizin bir tesbihiniz var diye bir tane bundan olmayacak anlamına gelmez. Bundan da bir tane yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Yine kukayı da böyle koyuyorum. Hani hepsinin malzemesini gösterdin abi. Bunun malzemesini niye göstermiyorsun derseniz bir saniye bekleteceğim. Evet arkadaşlar bunun malzemesi de kuka bu bildiğiniz doğal koka ağacının çekirdeği ee, İşte ekvator ikliminde bulunan bir malzeme ee, aslında bu çekirdek yaprağından işte farklı şeyler yapılıyor söylemeyeyim şimdi burada ee, bunlar esasen ilk zamanlar yumuşak oluyor sonra şu içlerinde zaten krem gibi yumuşaklıklar oluyor son zamanlarda bunun dolu olanları var. Tamamen dolu kapalı. Ee, onlar daha daha güzel tesbihler çıkıyor arkadaşlar. Mesela bu malzeme dolu malzeme olduğu için daha güzel, daha geniş parçalar çıkartılabiliyor. Bunlar daha sınırlı sayıda ölçülerde ürünler yapılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.